Arkadaşlar merhaba. Süspansiyon geometrisi ikinci videomuza hoş geldiniz. Bu videoda e, birinci videoda öğrendiğimiz terimlerin üzerine ek olarak e, aracın roll center'ı nedir? Yani araç virajlara girdiğinde aracın yatma eğiliminin hesapları nasıl yapılıyor? Ve e, pitch center denilen e, aracın e, frenlemedeki e, öne ve arkaya yatma eğilimini detaylarıyla inceleyeceğiz. Ve bizim bu e, bağımsız süspansiyon e, tasarımımızdaki süspansiyon geometrimizdeki double wishbone olarak geçen e, tabla sisteminin, kol sisteminin bağlantı noktalarının nasıl yapılması gerektiğini, neye göre hesaplanması gerektiğini, uzunluklarının, kısalıklarının ne olması gerektiğini bu videoda detaylarıyla birlikte size izah edeceğim. Şimdi e, görsellere geçelim. önce videomuzda size camber, caster, e, direksiyon ekseni, toe in, toe out, e, scrap radius gibi e, değişkenlerin dinamiklerin neler olduğundan bahsetmiştim. Bu videoda da size roll center, pitch center e, gibi değişkenlerin ne olduğunu bizim tasarladığımız e, bağımsız süspansiyonda double wishbone kol tasarımındaki bağlantı noktalarının seçiminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini, bu seçimlerin neleri etkileyeceğini, nasıl sonuçlar doğuracağını anlatmaya ve izah etmeye çalışacağım. Roll center aracımızla viraja girdiğimizde aracın virajın dışına doğru yatma eğiliminin karşılığıdır. Yani bir viraja girdik ve sola dönüyoruz. Aracımızın gövdesi ne yapıyor? Sağa yatıyor. Sağa dönüyoruz, sola yatıyor. Buna roll center deniyoruz. Pitch center'da aracımızla frenlediğimizde ya da gazladığımızda, fren yaptığımızda aracın öne yatması, gazladığımızda da arkaya kalkmasının gerçekleştiği eksene de pitch center deniyor. Şimdi roll center neden önemli? Bunu size izah etmeye çalışayım. Görselde gördüğünüz mavi nokta bizim roll center'ımız olsun. Bu e, mavi noktanın yani roll center'ın nasıl hesaplandığını size izah edeceğim. E, kırmızı nokta da bizim aracımızın ağırlık merkezi olsun. Bu mavi noktayla kırmızı nokta arasındaki mesafe ne kadar fazla olursa e, bizim aracımızın virajlarda gövdesinin sağa ya da sola yatması o kadar fazla olur. Bu noktalar arasındaki mesafe ne kadar da az olursa aracın da virajlarda yine gövdesini sağa sola yatması da o kadar minimuma iner. Dolayısıyla e, biz bu iki nokta arasındaki mesafeyi minimuma indirmek istiyoruz. E, bunu yaparken de roll center'ı yükseltebiliriz. E, bunun da oluşturduğu bazı handikaplar var. Ee, ...düşürmenin de oluşturduğu bazı handikaplar var... ...ya da ağırlık merkezinde düşürebiliriz. Bizim buradaki amacımız bu ikisi arasında... ...tam mükemmel bir denge yakalayabilmek. Diyelim ki biz e, aracımızın roll center'ını... E, ...mümkün olan en alçak noktaya yani zemin noktasına kadar yanaştırdık. Bunu süspansiyon geometrisiyle oynayarak yapabiliriz. Bizim araçlarımızda değil ama... E, bu işte e, taksi grubu araçlarda, alçaltın araçlarda bu problemle karşılaşılıyor. Roll center yere çok yakın olduğunda, ağırlık merkezi ile arasındaki mesafe çok fazla olacağı için araç virajlarda çok fazla sağa sola yatma eğilimine girecektir. Roll center noktamız ağırlık merkezine yaklaştıkça Aracın virajlardaki e, bu aradaki mesafe yani e, yük yolu, kuvvet yolu uzayacağı için bildiğiniz üzere fiziğin en basit formüllerindendir. İş eşittir, kuvvet çarpı yol. Yani bizim bu aradaki mesafemiz bizim yolumuz olduğu için bu mesafe kısaldıkça aracın sağa sola yatma eğilimi de azalacaktır. Peki biz roll center'ımızı ağırlık merkezinin tam üzerine getirsek ne olurdu? Eğer roll center'ımız ağırlık merkezinin tam üstünde olsaydı aracımız virajlarda hiçbir zaman sağa ya da sola yatmadan dümdüz bir şekilde ilerleyebilirdi. O zaman biz diyebiliriz ki, kardeşim biz roll center'ımızı ta yukarıya kadar çıkaralım, kol yapımızı öyle bir ayarlayalım ki roll center'ımız ağırlık merkeziyle aynı seviyede olsun, o zaman araçlarımız virajlarda hiçbir zaman sağa sola yatmaz. Ama bunun da bir handikapı var, o da şu ki, roll center'ın ...zeminden yukarıya olan mesafesi... ...yani teker zeminden yukarıya olan mesafesi kadar... ...aracın virajlarda sağa sola yatması kadar... ...bir dikey kuvvetle uygulanıyor. Yani sağa sola yatmanın haricinde... ...araç virajlarda roll center'ın yerden yüksekliği ile bağlantılı olarak... ...aynı zamanda da yukarıya doğru da kalkıyor. Buna da jacking diyorlar. Yani siz viraj aldığınızda aracınız sadece sağa sola yatmıyor... ...aynı zamanda yukarıya da kalkıyor... Yani roll center'ınız yüzeyden ne kadar yüksek olursa jacking kuvvetinizde yani yerden yukarıya aracı kaldırma kuvveti de o kadar fazla olacaktır. Jacking force'un fazla olması istenmeyen bir durum olduğu kadar bazen de istenen bir durum haline gelebilir. Yani buradaki dengelerin, buradaki dinamiklerin hepsinin aslında bir ortalamasının bulunması lazım. Şöyle ki e, viraja girdiğinizde jacking force sizi e, aracınızı yukarıya doğru kaldıracaktır. Eğer jacking force'unuz hiç olmasaydı viraja girdiğinizde bu sefer aracınızın süspansiyonu tam olarak sıkışacağı için viraja aldığınız tarafa doğru buradaki e, süspansiyonunuz dibine kadar vuracak ve lastiğiniz e, süspansiyonun sonuna gelecek çamurluğunuza davlumbazınıza vuracaktı. Ama e, roll center yerden yüksek olduğu için bir jacking force yerden yukarıya uygulandığı için virajlarda aynı zamanda aracınız yerden yukarıya biraz kalk kalkacak ve bu sayede de süspansiyonun dibe kadar vurması engellenmiş olacak. Dolayısıyla dediğim gibi hepsinin arasında bir denge kurulması lazım. Tabi burada yapabiliyorsak bu işin en makulü ağırlık merkezini mümkün olduğu kadar aşağıya yani roll center'a yanaştırabilmek. Peki roll center nerede olacak, nasıl olacak, bunu nasıl hesaplayacağız? Bu bizim süspansiyon geometrimizle alakalı. Fark etmişsinizdir ki e, bağımsız süspansiyonlu e, tasarım araçlarda, yarış araçlarında üst kol ile alt kolun açıları paralel değildir. Üst kol biraz daha içeriye yatıktır. Bakın yarış arabasında, bu formül aracında bu üst koldaki açıyı görebiliyorsunuz. Bizim üst koldan alacağımız bir çizgi ile alt koldan alacağımız çizginin kesiştiği noktadan Lastiğimizin altına çekeceğimiz bir doğru ile tam tersini karşı tarafa yaptığımızda bu doğruların kesiştiği, mavi çizgilerin kesiştiği nokta bizim roll center'ımız olacak. Tabii biz aracımızla viraj alırken double wishbone süspansiyon geometrimiz Değişeceği için bu kolların açıları değişecek ve bizim roll center'ımız ufak sapmalar yapacaktır ama bu genel hesaplamayı değiştirmez. Bizim düz durdurduğumuzdaki e, hesapladığımız nokta bizim roll center'ımız olarak kabul edilir. Peki diyelim ki bizim e, hazır tasarlanmış bir e, double wishbone süspansiyona sahip bir aracımız var. Ve biz bu aracı e, yaylarını keserek önünü düşürdük aşağıya. Ne oldu bizim bu? E, açılarımızın tamamı değişti. Bizim bu açılarımız değiştiğinde de bu sefer roll centerımız ne oluyor? Çok aşağıya kayıyor. Roll center aşağı kaydığında da bu sefer ne olacak? O zaman biz virajlara girdiğimizde bizim gövdemizin, kupamızın aslında e, yatma eğilimi daha fazla olacak. E, bunu düzeltmek için e, profesyonel uygulamalarda bazı işlemler yapılıyor ve bu e, bizim double wishbone işte o ön tablalarımızın e, açıları düzeltiliyor. Araç alçaltıldığında. Hatta bazı özel tasarım yarış araçlarında e, parkurlara göre bu e, kol açılarını ayarlayabilmek için farklı e, montaj yerleri bile yapılmış. Yani e, kolların açılarını değiştirebilecek e, yerler yapılmış. Roll center anladığımıza göre peki pit center nedir? Bu nasıl hesaplanır? Biliyorsunuz ki e, bu... E, artık yeni modern araçlarda double wishbone e, tablaların üst e, bağlantı noktaları aslında alta paralel değil, zemine paralel değil. Geriye doğru bir yatay açıyla yapılıyor. Bunun yapılmasının bazı sebepleri var. Bunlardan bir tanesi aslında e, aracın e, süspansiyonu yolda esnerken yani bu ön tekerimiz yukarıya doğru eslediğinde e, geriye doğru da bir hareket yapıyor aynı zamanda Bunu yapmasının avantajı şu e, Siz frenlediğinizde ne yapıyor? Arabanızın önü e, yere doğru burnu yaklaşıyor Ama e, bu açı geriye doğru olduğu için Arabanın önünü de bir yukarıya kaldırma kuvveti uyguluyor Bu sayede siz aracı frenlediğinizde e, Üst kolun bağlantı açısı aracı geriye ve yukarı doğru bir kuvvet uygulayacağı için bu frenlemenin dezavantajı olan burnun öne yapması yani arabanın arkasının kalkıp önün alçalması dezavantajını da ortadan kaldırıyor bir nebze ve aracı dengeliyor. Peki pitch center'ı nasıl hesaplayacağız? Görseldeki gibi tablalarımızın şaseye bağlantı noktalarından geçecek doğruların kesişimleri ile bu kesişim noktasından lastiğin altına geçecek mavi görselde olarak gösterilen doğruların kesiştiği noktada bizim pitch center'ımız. Yani aracımızın e, frenleme ve gazlamada öne veya arkaya yatması eğilimi tam olarak bu noktanın ekseninde gerçekleşecek. Bu terimleri anladıysak şimdi ben size e, tasarlayacak olduğumuz bu e, bağımsız süspansiyondaki kol yapısını yani double wishbone, denilen Bir üst bir de alt kola sahip olan, kolların şase tarafları ikişer mafsalla, küresel mafsalla veya artık işte bir joint ile bağlanmış olan, tablo tarafında da taşıyıcı tarafında da tek bağlantı noktasıyla bağlanmış olan, bu e, süspansiyonun geometrisini, mantığını, sistemini biraz daha açmak istiyorum. Buna double wishbone diyorlar, yani çift e, wishbone. Wishbone aslında e, lades kemiği olarak e, bilinen kemik. E, bu e, Tabloların şekli lades kemiğine benzediği için buna e, wishbone demişler. İşte üst alt e, iki tablo olduğu için ben Türkçe tablo olarak şey yapıyorum. E, bunlara wishbone diyorlar normalde. Bunu lades kemiğine benzediği için e, double wishbone demişler bu süspansiyon geometrisine. Bu e, geometride üst kol. Alt koldan biraz daha kısa yapılıyor. Neden aslında ikisi de eşit değil? Düz mantıkta ikisi eşit olsa daha iyi çalışabilir diye düşünebilirsiniz. Bunun yapılmasının kamber e, değişimi ile alakalı bazı e, sebepleri var. Onu birazdan açıklayacağım. E, genel hatlarıyla e, bu süspansiyonun yapısından bahsetmemiz gerekirse taşıyıcı üzerinde iki tane bağlantı noktamız ki bu bizim direksiyon eksenimizi belirleyecek olan noktalar ve e, iki kolun Tablanın şase üzerinde e, bağlantılarını sağlayan dört tane e, jointimiz var. Bir de direksiyon rotumuzun bağlandığı e, yine taşıyıcımız üzerinde bir bağlantı noktası var. Bu bağlantı noktasının konumu ve nasıl olması gerektiğini de size ekirmen e, direksiyon geometrisi ile alakalı bir video daha çekeceğim, bunu orada açıklayacağım. Ama burada rot borusundan bahsetmek istiyorum. Bu arada kullanacağımız rot borusunun Açısı ve mesafesi, uzunluğu, üst tablamız ve alt tablamızın rotillerinden geçecek doğru eksenlerinin içerisinde aralığında kalması lazım. Yani e, görselde gördüğünüz üzere üst rotillerle e, alt rotillerin içinden geçen çizgilerin arasındaki aralıkta e, borumuzun tam milimetrik bir şekilde mesafesini tutması lazım. Eğer bu açıyı ve mesafeyi tutturamazsak başımıza gelecek bazı kötü hadiseler var. Bu mesafeyi tutturduktan sonra buna offset verebiliriz. Yani biraz içeriye ya da biraz dışarıya çekebiliriz. Böyle yapıldığında bir problem olmayacaktır. Ve e, direksiyonumuz e, lastiğin her esnemesinde e, dönmeden sabit kalacaktır. Eğer bu hesabı doğru yapamaz da bu borunun mesafesini ve açısını ayarlayamazsak her kasise vurduğumuzda, her çukura girdiğimizde, araba her zıplayıp yere konduğunda bu... E, bu e, kollarımız bizim aşağı yukarı oynarken direksiyon rotumuz direksiyonu sağa ya da sola çekip e, yön değiştireceği için bu sefer e, yol tutuşumuz e, inanılmaz derecede kötüleşir ve her kasiste, her süspansiyon vurduğunda, her lastik yere vurduğunda lastikler sağa sola dönme eğilimine girer ve bu sefer de e, sürüşü neredeyse imkansız hale getirecek bir durum yaşanır. Size az önce bu double wishbone sistemlerde üst kolun alt koldan daha kısa yapıldığını, bunun kamberle alakalı bir sebebi olduğunu söylemiştim. Şimdi onu izah etmek istiyorum size. Üst kol neden daha kısa yapılıyor da eşit yapılmıyor? Sebebi şu, siz araçla viraja girdiğinizde aracın gövdesi bir yandan yatacağı için lastikler de aynı şekilde kamber kaybedecektir, yatacaktır yani. Peki bu olduğunda ne olur? Bu sefer lastiklerinizin zemine basan yüzey alanı küçülüp daralarak sizin yol tutuşunuzu azaltır ki bu bizim istemediğimiz bir durum. Dolayısıyla biz üst kolu biraz kısa yapmak istiyoruz ki araç virajlara girdiğinde gövde yattığı için. Biraz kamber kazansın ve e, lastiklerin zemini yere daha kuvvetli daha sağlam bassın ve sürtünme kuvvetimiz artsın daha güzel bir acı alalım diye. Ama bunun aynı zamanda bir handikapı da var ki bu e, bir e, diyelim ki çukura vurdunuz ve arabanız tamamıyla yere kadar esnedi. Veya işte diyeyim ki biz off arabası yapıyoruz işte diyeyim ki bir e, parkurdan böyle bir yerden uçtuk ve yere konduğumuzda ne olacak bu sefer? lastiklerimiz çok fazla üst noktalar aracın içine doğru yatacak ve yine istenmeyen bir durum oluşacak. Yani üst kolun çok kısa olması bize virajlarda avantaj sağlarken sert esnemelerde dezavantaj sağlıyor. Ama kolu uzatırsak sert esnemelerde bu kamber değişimi aza iniyor ama bu sefer de virajlarda ee, bu istediğimiz açıyı yakalayamıyoruz. Dolayısıyla bunu ne çok uzun ne de çok kısa ee, daha önce belirttiğim parametrelerde de e, size üzerinde e, durduğum şekilde hepsinde bir denge, bir ayar, bir hesap yakalamalıyız ki aracımız hem güzel esnesin, hem virajlarını doğru alsın, ee, hem e, kasislerden geçerken direksiyonumuz dönmesin, frene bastığımızda o alttaki e, süspansiyon yapısındaki dinamik kuvvetlerle beraber e, aracımız işte e, düz dursun, yatmasın, kalkmasın, e, öne eğilmesin, arkaya kalkmasın gibi birçok parametre, birçok dinamik hepsi bir arada e, en ideal şekilde hesaplanıp yapılması lazım. Evet arkadaşlar, süspansiyon geometrisi ikinci videomuzu da bitirdik burada inanıyorum ki ne yapmaya çalıştığımızı, nasıl bir tasarımın içerisinde boğuştuğumuzu, nasıl hesaplar içerisinde olduğumuzu daha iyi anlamışsınızdır. Bu double wishbone sistemini daha iyi idrak ettiyseniz, şu an hani tasarımın ne kadar zor olduğunu ve yaptığımız işlerin neleri etkileyeceğini daha iyi anlamışsınızdır. Bunları anladığınızda zaten hani sadece e, sabit diferansiyelli aksların da sabit aksların da e, hani siz normalde arabayı yükseltiyorsunuz ya işte niye araba frenlediğimde bir tarafa çekiyor sağa çekiyor işte e, işte gazladığımda işte araba yolda gezme yapıyor sağa sola dalıyor e, işte viraja girdiğimde çok yatıyor gibi. Etkilerin de aslında sebepleri bu dinamiklere bağlı. Siz aracı yükselttiğinizde benim size anlattığım tüm bu dinamikler, değişkenler, açıları bozuluyor ve bu bozulmalardan kaynaklı bu sorunları yaşıyorsunuz. Eğer anlattıklarımın mantığını anlayabildiyseniz normal sabit akslı araçlarınızda yükselttiğinizde de karşılaştığınız problemleri nasıl çözeceğinizi anlamışsınız demektir. Şimdi size bir e, üçüncü video daha geliyor. E, bu da gene süspansiyon geometrisi 3 videomuzda. E, size e, Ackerman e, direksiyon sisteminin geometrisinin nasıl çalıştığını, bir aracın viraja girdiğinde sağlıklı bir viraj alabilmesi için, virajlardan hani böyle kayarak dönüyoruz diyoruz ya, virajlardan böyle ya gibi kayarak süzülerek dönüp e, virajı tamamlayıp alabilmesi için direksiyon sistemimizin, direksiyon geometrimizin nasıl tasarlanması gerektiğini 3. videoda size açıklayacağım. E, görüşmek üzere.